Stüdyonun içini görüyorsunuz maşallah. Fuller fullü. Fullüz. Güldane katıldı aramıza. Güldane 25 yaşında. Denizli'den mi geliyorsun, burada mı yaşıyorsun? Denizli'de. Denizli'de yaşıyorsun. Sevdiğin 23 yaşında. Evet. Güldane daha önce bir evlilik yapmış. 2,5 sene sürmüş evliliği. Şiddet ve evlendiği adamın alkolünden dolayı 8 ay önce boşanmış. Çocuk yok çok şükür. Ayrılmış. Resul'e düşmüş gönlü. Evet. Sonra aslında Güldane'nin çok yaşadığı travmaları var. Onları daha sonra konuşacağım. Elimdeki notlara baktım da şaşırdım. Yani 23 yaşında kızın başına gelmeyen kalmamış. Kıyamam. Peki Resul'le niye yan yana değilsiniz? Niye ayrıldınız? Ailesi kaçırdı abla. Ailesi. Senden kaçırdı. Hı-hı. Niye? İstemediklerini söylediler sürekli. Seni istemediler. Evlenip ayrıldığın için mi? Babası istiyordu ilk başlarda ama abileri ortalığı karıştırdı. Neden? Bilmiyorum abla. Sürekli bir bahane uyduruyorlar. Kaçırıyorlar sürekli. Daha işte çarşamba günü yanımdaydı. Resul geçen... seni seviyor mu? Evet abla. Aşkından emin misin ona? Evet abla. Sen onu seviyorsun. Hı-hı. Ama aileler bırakmıyor. Evet. Evlenip ayrıldı. Daha 23 yaşında. 25 yaşında ya. Çocuk da yok. Niye onun evlenip yuva kurmaya hakkı yok mu ya? Nesini şey yapmadınız? Dinleyeceğim tabii. Aileyi de dinleyeceğim. Bakalım burada çünkü anlatılıyor. Sonra başka şeyler çıkar mı? Yok çıkmaz abla. Çünkü kendileri sürekli kaçırıyor. Çocuğu tehdit ediyorlar. Niye? Hapise attırmakla. Ha. Eşinden de boşandığı için babasıyla da arası bozulmuş. Evet. Güldane'nin. Baban ilk eşinle oturmanı mı istiyordu? Yani adamın her yaptığı zulme karşı, şiddete karşı baban otur mu diyordu? Evet. Otur. Öyle derler ya, otur. O senin kocan. Öyle bir şey yok. Güldane zaten 4 yaşındayken annesi evi terk etmiş. Gitmiş başkasıyla evlenmiş. Güldane öz teyzeyle büyümüş. Teyzesinden de şiddet görmüş. Bu sefer de üvey babada kaldığı zaman gelen arkadaşları istismar ediyorlarmış Güldane'yi. İstismar etmeye çalışıyorlarmış. Kızın başına dediğim gibi 25 yaşında hayatını neler sığdırmış. Sonra birini buluyorsun, aşık oluyorsun, ona güveniyorsun. Bu sefer de o tarafın ailesi diyor ki biz bunu istemeyiz. Aynen. Ne kadar beraber oldunuz? 5 aydır birlikteyiz abla. 5 aydır. 5 ay birlikte oldunuz. Evlenmeye karar verdiniz ama ailesi kesinlikle olmaz dedi. Evet. Resul abilerinden korktuğu için Güldane'den uzak duruyormuş. Resul abileri kaçırmışlar. Güldane'nin tabiriyle bunu söylüyorum. Evet. Resul'ün annesi de Allah şifasını versin. Alzheimer hastasıymış. Ama abiler tabii Resul'ün telefonuna da el koymuşlar. Evet. Ulaşamadığın için de kendini buraya attın. Evet. Peki Güldane, aramıza hoş geldin. Hoş. Otur yavrum. Bakalım irtibata geçmeye çalışacağız. Resul'ün abileriyle konuşacağız. Niye istemiyorlar onu soracağız. Belki de burada anlatılandan yaşanılanlar çok farklı çıkıyor bazen biliyorsunuz. Bakalım neyle karşılaşacağız. Allah inşallah iyiliğinizi versin. Yani Resul'ün de söyleyecekleri tabii ki önemli. Sultan burada, Ali burada, Sultan'ın babası Şükrü Bey burada. Sultan dedi ki baba... Ne kadar ısrar edersen et, ben Ali'yi seviyorum, gelmeyeceğim dedi. Şükrü Bey dedi ki ben burada doğru bir evlilik çıkacağına inanmıyorum. Benim kızım Ali ile mutlu olamaz. Kızım aklını başına al, kalk gidelim dedi. Yayından sonra babanla konuştun mu? Konuştum. Kesinlikle evet. Gelmek istemiyorum. Ben Ali ile evleneceğim. Ali benim doğru bulduğum bir adam. Baba sen de saygı duy lütfen. Bak seni çok seviyorum. Bak sen benim arkamdaki dağımsın, çınarımsın, her şeyimsin. Ama ne olursun bunda da arkamda dur. Ben seviyorum. Vazgeçemiyorum. Ben sana dün söyledim, yine söylüyorum, halen söylüyorum. Bundan sana koca olmaz, olmaz, olmaz. Baba olmaz. Kendi düşeni ağlamaz bak. Ben seviyorum, vazgeçemiyorum. Ama baban diyor ki yine döneceksin, dolaşacaksın, benim kapıma geleceksin diyor. Bak hata yapıyorsun diyor. Ama hata yapmayacağız ki abla. O hata zaten bir sefer yaptık. Yapmayacağız. Ya yapmayacağız zaten. Sen her zaman tekrarlayacaksın. Yok hayır tekrarlamayacağız ki. Bırak ver elini öpeyim. Barışalım. Öpemezsin. Ya böyle nereye kadar İstemiyorum içecek? Ben seni. Ben sana baba demek istiyorum. Hayır istemiyorum, biz seni istemiyoruz. Ya öyle de olacak, böyle de olacak hani. Olmayacak. Baba ben olacak Allah'ın izniyle. Olmayacak. Nereye kadar içecek ki böyle? Seda Hanım izin vermeyecek, olmayacak.
Olacak. Görürsün yani sen. Buru olmazsa başka... Yok olmayacak. Kendi evleniriz zaten. Fazla şimdi üzerime gelip Sultan, durma bak benim. Babanın doğru söylediği tamam. bir şey var. Buradan da dün arkadaşlarımdan biri söyledi. Unuttum dediler ya. Yarın bir gün Ali'nin ilk eşinden 9 yaşında çocuğu var. Bak sen Sultan ona ablalık yapabileceğim birdenbire kocaman bir çocuk evin içinde. Yani. Yani nasıl olacak? Ya abla sorumluluk zor bir şey. Hani kimse kimsenin sorumluluğu almaya korkuyor bu devirde. Ama ben kendime güveniyorum. Ben yaparım. Şimdi kızım. Ali'nin annesi Ayşe Hanım senle ilgili kötü konuşunca baban da gücendi. Dedi ki benim kızıma böyle böyle söylüyorlar. Benim evet. kızımın bunlarda ne işi var dedi yani. Adam. Ben şimdi ne diyeyim? Ama kayınvaliden de seninle ilgili güzel bir şey demedi ki. Ne yemek yapmayı bilir, ne temizlik bilir dedi. Hiçbir şey bilmiyor. Ancak dedi geçsin dedi. Vallahi eşin... geldiklerinde abla karınlarını doyuruyordum. Kusura bakmasınlar. O kadar zahmet ettim, o kadar şey hazırladım. Nankörlük yapmasın kimse. Yapıyorum. Yapıyor abla, yapıyor. Oğlu benim yanımdayken çok kiloluydu, kilo almıştı. Onların yanında kalmaya başladığında zayıfladı. Bak, zayıfladı. Eski halini göstersem var ya, bu o mu dersiniz? Kiloluydu hali. Ben doyuruyordum karnını. Yapmıyor muydum? Yapıyordum. 4-5 öğün yemin ederim yemek yapıyordum ya. Makarna yapıyor diyor ya, akşam yemeğini farklı yapıyordum. Bu da gece acıktım, gece acıktım deyince makarna yapıyordum. Onu söylüyor galiba. Makarnadan başka bilmez dedi Ayşe Hanım. Valla ben videolarımı attım yaptığıma dair Aydoğan abiye. Hı. Göstersinler yapıyor muymuşum yapmıyor muymuşum. Evi de temizliyordum. Bak ben kendi ailemin evini de yapmıyordum. Bak ben açık açık söylüyorum bunu inkar etmiyorum. Ama yani el oğlu sonuçta yapmak zorundayım abla ne yapayım? Kayınvaliden dedi ki Ayşe Hanım kayınvalide adayın daha doğrusu evlene gittik dedi beyaz eşyamla bir şeyi bağlamaya dedi. Hatırlıyorum. Sonra dedi evi de dedi dağıttılar dedi. Ama bunlardan hiçbir şey olmaz dedi kadın. Ne evleri var şu an dedi ne eşyaları var. Şükrü Bey haklısın. Abla şimdi evi dağıttılar da şimdi bu ne yaptı? Ben çocuğuna atıştılar, ayrıldılar. Gitti bu evdeki eşyalarını annesi gelinine sattılar. Ondan sonra evine eşyası hiçbir şey kalmadı. Yani aslında Ayşe Hanım da haklı sen de haklısın. Yani bunlar da yani... durduğu yerde durmuyor. Evlilik yok, bir şey yok. Bunlar evet. gittiler, ev tuttular. Yok ev açtılar kendi kafalarına evet. göre. Vallahi evin para şey evin eşyalarının parasını ben yemedim. Ben açık açık söyleyeyim. Nerede o para? Ben bilmiyorum. Ali'ye sormak lazım. Beraber yedik. Nerede ya. Yedin Ali sen parayı? Abla Sultan beraber yedik. Diyor ki Ali'ye sor diyor bana. Abla bana demiyor ki şu eşyayı sattım onun parası demiyor ki. Ben sonradan öğrendim. Ben burada öğrendim. Yemin ederim ki. Üzülmesini yediğimiz söylemedim para abla, eşyaların parasıymış. Çalışmayan adam eşyanın parasını yiyor. Ne yediğini ailesinden sanıyorsa... alıyor sanıyordum ben de. Sen nasıl ev çevireceksin? Haklı baban. İnsan sormaz mı Ali bu değirmenin suyu nereden geliyor diye. Vallahi Ali'ye diyorum. Ali çalışacaksan bu yola girelim. Çalışmayacaksan beni de şey yapma yani burada. Çalışacağım abla. Burada bak kaç kişi izliyor. Bak yayındasın söyle. Çalışacağım ablanım. Söz veriyor musun Semra, beni muhtaç bırakmıyor? Ali'nin annesi de babası da bunlardan bir şey olmaz diyor. Anneleri doğru söylemiş çünkü Şükrü Bey de aynı şeyi söylüyor. Sultan bence yol yakınken babanın yanına dön. Zaten 1,5 yıldır birlikte yaşamışsınız. Bir ayrılmışsınız, bir barışmışsınız. Hani geçinebildiniz mi? Yok. Geçinemedik ama abla şöyle bir şey var. Bu zamana kadar da bırakmadık birbirimizi. Şu an mesela hani aklımız yavaş yavaş başına geliyor. Eşyaları sattık ama çalışacak haline, çabalayacak. Beni muhtaç etmeyecek. Bak ben ailemi nasıl çiğniyorsam. Sultan, Ali'nin daha henüz bir işi bile yok. Neyine güveniyorsun? Ama abla iş bulacağım zaten, mecburum. Yapacağım diyor. Vallahi bakmak zorunda. Ne iş yapacak? Ne iş olursa yaparım. Ne iş yapacak? Senin belli bir işin yok mu? Yok abla, ne iş olursa yaparım. Ah zor abla bu. İmkansız bir şey abla. Kesinlikle. Kızına söyle. Ben söylüyorum abi, abla. Abi kızın dinlemiyor. Ben abi, bu kadar bak 85 milyon insanın önünde ben söylüyorum bunu. Kendi de anlasın. Baba çalışacak, işe girecek, yapacak bir şekilde. Kızım o çalışmaz. Bir gün gider, iki gün gitmez. Yani öyle bir şey yaparsa baba, kendi kaybeder. Biliyorum. Ama öyle bir şey de yapmayacağına eminim. Çünkü iş artık çığırından çıktı babacığım. Nasıl çıktı çığırından? Ya ta buralara kadar gelmişiz. Anladın mı? Burada herkesin karşısında söz veriyor. Kaç kere nişan yaptınız siz? Bir kere. Bir kere? Evet. Nişan niye atıldı?
İşte abla iftiralardan dolayı. İftiralardan. Evet. Sen de bir rahat durmuyor musun acaba? Ben hiçbir şey yapmadım abla. Hiçbir suçum günahım yok. Yani böyle bir kızdan sonra gidip abuk subuk işler yapmıyorsundur herhalde. Yok vallahi yapmıyorum abla. Yapsam yaptım da. Ali yapıyorsun suç, herhalde suç ki annen... tek başta olmaz tamam mı? Suç tek başta olmaz. Olmaz. Suç iki kişiliktir. Bravo. Tamam mı? Hiçbir abla... zaman için bunu şey yapma tamam mı? Abla bir sorar mısın? Ben kaç adet telefon kullanmıyorum? Oğlum aldığın telefonları alıyorsun kırıyorsun ya. Ne yapacağım? Kaç sefer kırdın telefonu ya? Bana bir de şöyle bir huy var. Bana sinirleniyor, alıyor çok zenginmiş gibi sanki. Telefon alıyor, atıyor, kırıyor. Allah. Sırf zararsınız. Sırf zarar. Ondan ya. Sonra gidiyor telefon alıyor. Böyle saçmalık mı olur abla? Valla telefoncu bizim sayemizde zengin olmuştur. Kaç kere yaptırdı. Ali senin öfke abla. Problemin mi var? Var abla. İlişkimiz bozulmasın diye. TikTok bir benim problemine bakıyor. Vay sen ama sen hayır öfke problemin mi var? Ya. Biraz var mı? Sakin ol ya. Biraz var abla. Evlenmiş, ayrılmışsın. Sultan'a göre daha tecrübelisin. Yaş farkınız var. Bir ya, şöyle abla öyle ama. Oturaklı olman lazım senin. Ya biri öyle her öfkelendiğinde telefonu atkır. Biri kolay mı bu paralar? Biri profiline bakıyor. O senin profiline niye baktın? Kesin sen bakmışsındır. Ben de ilişkin bozulmasın. O zaman babası doğru söylüyor. Annen de doğru söylüyor. Böyle evlilik olur mu canım? Ama şimdi yok abla öyle bir şey. Yapmaman lazım. Bu kıskançlıkla ben size söylüyorum. Hastalık bu ya. Abla ben önceden bunu hani git diyordum, gez, toz, telefon kullanıyordu, her şeyi yapıyordu tamam mı? Evet. Ben izin ver, karışmıyordum. Sonrasında bu hani bana karışmaya başladı. Ondan sonra ben inat uğruna buna diyorum hani sen kesin şu kadına bakıyorsun, işte şöyle yapıyorsun böyle. Ama inat uğruna. Hani gerçekten değil. Hayır öyle demeyeceksin. Ona diyeceksin ki eğer bunu yapıyorsan bak bunun nasıl olduğu, nasıl bir şey olduğunu anla diye sana bunu yapıyorum diyeceksin. Söylüyorum zaten. Yüzü burada. Söylemedim. Hiç mi söylemedim? Ali nankörlük yapma Allah için ya. Söylüyordum. Allah Allah. Efendim Ayşe. Sultan. Efendim? Zaten bir kere Ali'ye annesi güvenmiyor. Sen niye güveniyorsun? Elindeki işi bırakmış. Elindeki işini bırakmışsın. Sen daha iş bulacağım diye dolaşıyorsunuz. 1,5 senedir bir aradasınız. Hani iş? Hani kazandığın para? Bir de ikide bir telefon kırma ne? Yani Sultan sen Ali'ye güvenme. Baban da haklı. Annen annesi de haklı. Kadın ne diyor? Ben oğluma güvenmiyorum diyor. Sen niye Ali'ye güveniyorsun? Anlamadım ki. Ben güveniyorum abla ya. Güvenme yavrum. Güvenme ben babanın sözünü dinle. İş bulmak zor bir şey değil. Bulur çalışır. İşi varken bırakmış zaten. Memurluk abla, bırakılmış. Abla iş kazası geçirdi. İş kazası geçirdiği için... Emekli olmaya çalışıyor. Rahat, hani emekli olmak için uğraştığı için gitmiyor işe. Rapor alıyordu evet sürekli ama. Sultan konuşurken ne güzel hayran hayran bakıyorsun. Ama abla doğru söylüyor. Çünkü kendi hatalarımız. Hani artık bunun... Ama yani uslan yani uslan. Bak böyle bir kızı hak edeceksin. Onun için uğraşıyoruz abla İyi zaten. İyi bir kız. Bak babası arkasında Allah razı olsun. Abla devlet dairesinde hemen işten çıkarma ihtimali var mı? Yok. Yok. Bunu çıkarttığı zaman en azından bir tazminat olayı evet. falan olur. Ama bunda hiçbir şey yok. Abla niye yok? Hepsi mahkemede. Yalan mı söylüyor bu? Hepsi mahkemede. Ben, hepsi. Ben inanmıyorum bakalım. Abla buna. Abla 1,5 sene bu şey gördü. Hı. Tedavi gördü. Tedavi evet. Ya 1,5 sene bir doktor rapor vermez abla. Oğlum Ali yalan mı konuşuyorsun bu konuda? Ben 3. ayda çıktım abla zaten. Sultan sen cabbar bir kızsın. Bunları öğrenmen kolay. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Rapor alıyordu sürekli. Özele gittiği için. Hı. Hani bir de ayağında gerçekten rahatsızdı. Yürüyemiyordu tamam. yani. Hani veriyorlardı rapor falan. Şu özele an mesela gidiyorum. Düzeldi. Birazcık düzeldi. Bu düzelmiş. Bazen abla bacağım falan acıyor diye bana söylüyor. Buradan falan. Ya en azından bunu nereye çekebilirler? İçeriye alabilirler. Daha taşa göndermezler. Çalışıyordu bu. İçeriye çekerler yani. Doğru. Şey olarak kullanabilirlerdi bunu. Çalışamayacak durumda yani. Değil mi? Yani. Ayrıca engelli de olsa çalış. Ona engelli, göre bir... engelli insanlar bile çalışıyor. Ama ben engelli insanlar bile değil, engelliler de çalışıyor. Ona göre iş kolu buluyorlar. Bile demeyelim. Engelli insanlar da çalışıyor. Yani senin böyle bir engel, Şükrü Bey doğru söylüyor, böyle bir raporun varsa seni ona göre bir birime yerleştiriyorlar. Yani abla ben direkt emekliye başvurdum. Rapor alıp senin o zaman çalışmaya niyetin yok oğlum. Gönlün yok, gönlün. Güvenin yok kendine. Abla alışmıştık anlıyor musun? Geziyorduk,
toz yok. Kaç lira maaş alıyor? Yeter gezdiniz lira, daha aile olacaksınız. 7500 lira maaş alıp bundan sonra benim kızımı mı doyurmayı düşünüyorsun sen o vaziyette? He? Bilmiyorum. Ama bu Çorum'da bir ev kirası 5-6 bin liradan aşağı değil. Hangi parayla geçim yapacaksın? Ali bak aileye de güvenmiyor yani. Diyeceksin ki vay ben bunu satana para yetiremiyorum. Çalışacaksın Ali. Gerekirse ben de çalışayım. Bir şekilde yapalım. Çalış tabii. Ne oturup duruyorsun sosyal medyanın başına çöküyorsunuz? Git çalış. Çalışacağım abla, çalışacağım. Gidin çalışın karı koca. Çalışacağız. Öyle birbirinizi abla kıskanacaksanız da evlenmeyin zaten. Yok abla, ya abla zaten evlilik çocuk oyuncağı değil ki. Ciddi bir şey. Bir aile oluyorsun. Ben bunun farkındayım. Ben buna da konuştum. Bu da benimle konuştu. Bundan kızım sen farkındasın da bu adam 9 yaşında çocuğu var. Bu farkında değil. Hiçbir şeyin farkında değil bu. Oyuncak sanıyor bu adam. Aynen öyle. Yok oyuncak falan sanmıyorum ki. Oyuncak olarak biliyorsun sen evliliği. Vallahi iyi düşünün. Valla baba ben Ali'ye güveniyorum. Evlilik kolay bir şey değil tamam mı? Ya ben senin kızı aç mı bıraktım? Açıktan bıraktım ne yaptım? Sen de buradan gelip bana burada yüklenin de ne yaptın ki ben? Açıktan bıraktım. Çok doyurdum. Eve kaç sefer geldi karnım aç diye. Kim? Sultan. Gittin mi kız? Yok gitmedim. Aç, açım diye. Bir zamanlar. Ha? Bir zamanlar almıyordun ya eve bir şey. Bir zamanlar evet doğru. Bir zamanlar ne? Baban evindeyken. Ne yapacağım ben kendime babasının evindeyken. Babamın evindeyken babam ki zaten benim karnımı doyuruyordu. Sen bu da doyuruyordu da nankör değilim. Şimdi her dediğimde yapıyordu. Bu da iyi bir şey değil. Siz de Şükrü Bey'in dediği gibi bence iyice oturun, düşünün, taşının. İkiniz de düzelmelisiniz. Bu kıskançlığı bir tarafa bırakın. Abuk subuk. Bir de yalandan numaralar yapmayın birbirinize. İkiniz de girip çalışmalısınız. Evet abla. Doğru söylüyorsun. Haklısın. Çalışacaksınız. Ancak geçinirsiniz. Biriniz kirayı verecek. Yalandan dolanmaya geçinmez. Parayı ortaya koyacaksınız. İkiniz de çalışacaksınız. Parayı ortaya koyacaksınız. Masrafları çıkaracaksınız. Böyle olur. Böyle yapmışlar. Böyle de devam edeceksiniz.